Vallahi annem haklı. Şu erkeklerin havasını söndürmemiz lazım. Ay evet ablacığım. Ne öyle canım? Gel dedikleri zaman geliyoruz, git dedikleri zaman gidiyoruz. Ay bir jetonlu kumbara gibiyiz canım. Ne öyle? Allah Allah. Ay bir de ondan sonra değerimizi bilsinler istiyoruz. Sonuçta değerimizi biz onlara göstermediğimiz sürece bir gün bilecekler, iki gün. Üçüncü de yok yine. Evet evet, doğru söylüyorsun ablacığım. Olmaz öyle şey. Karşılarında böyle dimdik bir kararlı duruyoruz. Aynen öyle. Flört mü? Flört. Yani kurallar neyse ona göre davranıyoruz. Sonuçta kuralları kendi... Evet, evet. Kuralları kendi kafamıza göre değiştiremeyiz değil mi? Abla. Ha canım. Nereye bakıyorsun? Ya ablacığım, kurtuluşa bakıyorum ya. Bak böyle hani daha henüz daha gelmemiş gibi de duruyor ama... Anlamadım, yine böyle başına bir şey gelmiş falan olmasın. Kıyamam, bak gelmiş ya. Ay bak görüyor musun ablacığım, o kırık ayağı nasıl çabalıyor ailesi için, bizim için. Evet. Baksana, çok zor durumda, yürüyemiyor. Ya. Ona yardım edecek, destek olacak kimse yok mu? Yani işte... Heh. Geldi. Beyaz atlı prensim geldi. Baksana, hastaneden yeni çıktı, bacanağına yardım etti ya. Ay vallahi hakkani etti adama. Maşallah enişteme ya. Çok yardımsever. Abla ya. Hı. Eniştem sana bacağı konusunda yalan söylememiş miydi? Seni kandırmamış mıydı? Ay evet ablacığım, doğru söylüyorsun. Vallahi kandırmıştı. E onu da tabii böyle kazadan sonra falan sana bayağı bir kök söktürmüştü. Söktürdü. Ya, biz ne yapıyoruz şimdi? Niye böyle hemen eridik ya? Yumuşamamamız lazım. Yumuşamamamız, dik durmamız lazım. Biraz daha açma bak. Şu adamı böyle çalıştırıyoruz. Ya işte, ha? Tam aptal bakıyorsunuz. Doğru ya. Hadi geçelim içeri. Geçelim, geçelim. Hoppala. Bu ne şimdi ya? Hayda. Ben de kadın milletinde bunu anlamıyorum. İki dakika önce günlük güneşlik değil miydi bunlar? Kadın deniz gibidir. Bazen dalgalı, bazen durgun. Hırçın, huysuz, kaprisli. Hem çok doydur, hem olgun. Keşanlı Ali Destanı'nda Haldun Tener ustamız böyle demiş bacanak. Çok güzel söylemiş, ağzına sağlık. Yalnız farkında mısın Kurtuluş abi? İki gündür senin içinde bir şair yaşıyor. Hadi hayırlısı. Oğlum ne yapalım? Hatunları görmüyor musun? Bu hatunlar adamı ya deli eder ya şair yani. Yalnız fark ettiniz mi? Üçü birden kafasını çevirdi. Acaba greve mi gitti bunlar? Ben mi gidip konuşacağım? Daha kötü olmasın Onur Bey? Nereye be bacanak? Benim de bir şiirim var. Dur dur, okuy. Al buyur işte bak. Ay ay ay. Oh. Merhaba Songül Hanım. Yıldız ben. Merhaba. Songül Hanımcığım, bakın size ne diyeceğim. Acaba biz bu çocuklara fazla mı eziyet ettik? Yani ne bileyim... Burunları yeterince sürtüldü zannımca. Siz ne dersiniz? Vallahi o kadar iyi olur ki. Zebella gibi başlarında durup duruyoruz. Ay aynı fikirde olmamıza o kadar sevindim ki. Peki ne yapacağız, nasıl yapacağız? Yani şimdi hani bitti oyun, haydi bakalım dön eski hayatına da denmez ki. Dur dur, benim aklımda bir şey var şimdi. Ah şahane. Anlatın hemen, dinliyorum. Göz göre göre gitti. Hayır, bu kapının ardında en az bir çeyrek yatıyor. Benim alın terim ekmek param yatıyor. Aşkım, bugün çok güzel bir film gelmiş. Beraber sinemaya gidelim mi? Onur, ben şimdi bu zamana kadar bu sürecimizi gözden geçirdim de... biz acaba biraz
Hızlı ilerlemiyor muyuz? Hızlı mı? Aşkım, ne hızlısı ya? Biz bayağı ağırdan alıyoruz hatta. Yani bizim şu an seninle bizim evimizde olmamız lazım. Baş başa. El ele diz dize falan. Yani hatta sen istersen yavaş yavaş eşyalarını falan al. Çıkalım gidelim evimize. Biraz zaman geçirelim. Belki yemek falan yaparız beraber. Ben ne söylüyorum? Sen ne söylüyorsun ama Onur ya? Hızlı mı gidiyoruz acaba diye soruyorum sana. Sen evde baş başa yemek yapıp böyle vakit geçirmekten bahsediyorsun ya. Biraz ağırdan alalım Onur. Ağırdan. Alalım Lale. Alalım. Şöyle. Sinemaya da gitmek istemiyorsun Nünüm. İstemiyorum Kurtuluş. O zaman tiyatroya gidelim Nünüm. Sen seversin tiyatroya. Yok, onu da istemiyorum. Ayrıca sen tiyatroda uyuyorsun Kurtuluş ya. Ne yapayım yavrum? Hani böyle loş ortamı görünce bünye bırakıyor kendini. Bir de hani böyle sahneden mırıl 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 konuşuyorlar ya. Yemin ediyorum çocukluğuma dönüyorum ha. Sanki nenem böyle masal okuyormuş gibi oluyor bana. Hani böyle böyle şeyin yanında, sobanın yanında kedi böyle mayışır kalır ya. Yemin ediyorum öyle oluyorum ha. Ama bu sefer yemin ediyorum uyumayacağım Nünüm. Yok. İstemiyorum Kurtuluş. İstemiyorum. Yani acaba bence biraz aramızda böyle bir mesafe koyalım sen. Nasıl ya? Yani şöyle, bence biraz fazla hızlı ilerliyoruz. Yavrum nasıl hızlı ilerledik? Zaten ayağım kırık, istesek de hızlı ilerleyemeyiz ki. Eyvah annem Kurtuluş. Annem mi? Lale. Bak benim durdu artık. Bir öyle bir böyle. Yeter. Bana duygu sömürüsü yapma Onur. Aşkım, canımın içi, bir tanem, iyi bakar mısın bana? Hatırladın mı beni? Kocan ben, Emir'in babası. Hatırladın mı? Annem biliyor! Annem biliyor ablacığım. Ay, annem biliyor! Ay, annem biliyor! Ay, annem! Onur ne olursun git. Hadi bak annem geliyor, git. Ya gelirse gelsin artık kızlar, abarttınız ama ben hiçbir yere gitmiyorum ben. Ne abarttık? Kurallara uymak zorundasın. Evet, kurallara uyalım da biraz da bu 50 kurallarına uyalım diyorum ha. Gidiyor musun Onur? Geliyor musun Lale? Gelmiyorum Onur. Kızlar! Benden günah gitti. Onur ne yapıyor? Onur ne yapıyor? Ah! Onur! Onur! Gidiyorum! Ablacığım nereye? Dur! Ablacığım ne yapıyorum şu an? Onur! Anne tutsa da! Bak bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Bir şey yok, bir şey söylemek yok. Başarak! Olur beyim, basın, 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 basın. Yürü! Bizim bir suçumuz yok. Vallahi bizim bir suçumuz yok. Bana diyorum abi. Kedi gibi mi yavlamayın? Yürüyün. Arabalara. Fırla oğlum. Fırla sana. Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.